Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bir sınav dönemi daha geldik, çattı. Bu yazılı dönemde de tabii ki Tonguç Akademi sizin yanınızda olmaya devam ediyor. 10. sınıf kimya birinci dönem birinci yazılısıyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi neler karşımıza çıkacak? Neleri biliyor olmamız gerekiyor ve karşımıza çıkabilecek örnek bazı soruların çözümleriyle çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Şimdi birinci dönem birinci yılda konu olarak ünite olarak birinci ünitedeyiz şu anda ve kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar üzerine çalışıyoruz. Kimyanın temel kanunları olarak bilmemiz gerekenler nelerdi? Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu üç temel kanun kesinlikle sorumlu olduğumuz ve en çok sorunun belki de karşımıza çıkacağı kısım olacak. Bu kanunlarla ilgili de hesaplamaları yapabiliyor olmamız gerekli. Başka ne var peki? Ee, Mol kavramını biliyor olmamız gerekiyor. Yine mol kavramı üzerine oldukça yoğun bir şekilde çalıştığımız bir kısımdı. Bağlı atom kütlesi ve gerçek atom kütlesi ile ilgili hesaplamalar yapmıştık. Bunları kanıtlamamız gerekiyor. Evet biz bunları yapabiliyoruz diye. İzotop atomlar ve ortalama atom kütlesi kavramlarını biliyor olmamız ve hesaplayabiliyor olmamız gerekiyor. Mol kavramı ile ilgili de bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Mol kavramı tanecik ilişkisi, mol kavramı kütle ilişkisi veya mol kavramı hacim ilişkisi üzerine çalışmamız gerekiyor. Ayrıca kimyasal tepkimelerden de bahsettik ve burada kimyasal tepkime türlerini biliyor olmamız gerekiyor. Ayrıca kimyasal tepkimeleri denkleştirebiliyor olmamız gerekiyor. denklemlerine göre en küçük tam sayılarla yazabiliyor olmamız gerekiyor. Burada da tabii ki atom sayısı ve e, atom altı taneciklerin sayısının korunmasına yönelik işlemler yapıyor olacağız. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza dalalım o zaman sorularımıza bir bakalım. Kütlenin korunumu kanunu ile ilgili bir soru var karşımızda. Şekildeki kapta bulunan 50 gram kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında böyle bir tepkime veriyormuş. Bu denkleme göre e, tepkime gerçekleştiği zaman yani katı tamamen parçalandığı zaman balonun bir miktar şiştiğini gözlemliyormuşuz. Bu neden kaynaklanıyordur? Açığa bir gaz çıkıyordur. Çıkan gaz da bunun içerisini dolduruyordur. O yüzden şişe e, balon şişiyordur daha doğrusu. Peki reaksiyon tamamlandıktan sonra kaptaki katı kütlesi 28 gram olduğuna göre elastik balondaki gaz kütlesi kaç gramdır diye soruyor. Şimdi 50 gramla başlamıştık. Kütlenin konumu kanunu bize ne diyordu? Girenlerin yani tepkime de harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorunda. Şimdi girenlerde ne var elimizde? Kalsiyum karbonat katısı var. Ürünlerde ne var peki? Kalsiyum oksit var ve karbon dioksit gazı var. Şimdi biz şunu biliyoruz ki. ...buradan 50 gramla başlamışız. Ama bu başlangıç kütlesi... E, ...katı olarak elimizde ne kalmış? 28 gram kalmış. E, bizden ne istiyor peki? Buradaki gazın kütlesini... ...hesaplamamızı istiyor. Dolayısıyla... ...tepkimeye girenler ve oluşan kütleler... ...birbirine eşit olabilmesi için... ...diyeceğiz ki bu 50, 28 ile... ...X'in yani... kalsiyum ...karbondioksit gazının kütlesini... ...toplamına eşit olmak zorunda. Dolayısıyla X değerine eşit oluyor. E, 50 eksi 28'den... 22 grama eşit oluyor. Demek ki bu balonu 22 gramlık bir oksijen gazı doldurmuştur şeklinde hesaplamamızı yapıyoruz. Bir diğer soru da bu defa da sabit oranlar kanunundan var karşımıza soru. X ve Y elementlerinden oluşan bir bileşiğin kütlesinin X kütlesiyle değişimini grafik bize vermiş. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız diye soruyor. Bileşiğin kütlece birleşme oranını bil. Şimdi bu grafikleri nasıl okuyacağız? Grafikte bize diyor ki her 4 gram x'e karşılık bileşik kütlesi yani toplam kütle olarak 10 gramlık bir kütle elde ediyormuşuz. Veya 8 gramlık x'e karşılık a gram bileşik kütlesi elde ediyormuşuz. Buna göre mx bölü my değerini hesaplarken hemen şunu diyeceğiz. Her bir x'e karşılık her bir 4 gram x'e karşılık daha doğrusu toplamda 10 gram bir kütle elde ediyorsak bu 4 gramın geri kalan kısmını yani 6 gramını tabii ki Y oluşturacaktır. Diğer bileşen oluşturacaktır. Dolayısıyla Y yerine ne yazmamız gerekiyor? 10 eksi 4 yani 4 bölü 6 gibi bir sonuca gideceğiz. Bu da bize en sade haliyle 2 bölü 3 değerini verecek. Dolayısıyla aslında her 2 gram X'e karşılık 3 gram Y kullanıyormuşum. Buna karşılık 5 gram bileşik elde ediyormuşum veya 4'e karşılık 6 kullandığım için 10 gram bileşik elde ediyormuşum. Peki grafikteki A değerine gelecek olursak onu hesaplamak için ne yapacağız? Orada şunu kullanabiliriz veya şunu söyleyebiliriz. Her 4 gram X'e karşılık toplamda 10 gram bileşik elde ettiğimizi gözlemliyoruz. Grafik bize bunu söylüyor. Şimdi buradaki eğim sabit olduğuna göre aynı oran burada da olmak zorunda. Bu grafiğin her yerinde aynı oranı yakalamak zorundayız. Dolayısıyla eğer ki ben 8 gram x kullanacak olursam elde edeceğim bileşiğin kütlesi kaç olur? Benden istediği aslında bu. Yani a değeri buradaki denklemi verecek. E bu bunun iki katı olduğuna göre demek ki onun 2 katı kadar kütlede ben bileşik elde edeceğim. Yani cevabım tabii ki 20 olacak. 20 gram A olacak benim elimde. Bu 20 gramın da 8 gramı x olduğuna göre 12 gramının y olması gerektiğini bileceğim. Geçiyoruz sabit oranlar kanununda tamamladığımıza göre gelelim bir de katlı oranlarla ilgili bir soru çözelim. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri arasında katlı oran aranmaz diyor. Şimdi katlı oran arayabilmemiz için üç tane koşulumuz vardı. 1- sadece iki tür elementten oluşacaktı. İki element atomu içeriyor olması gerekiyordu. Dolayısıyla üçüncü ifadenin katlı oran aranmayacağını burada biz doğrudan söyleyebiliriz. Neden? Çünkü hidrojen var, klor var, oksijen var. Yani üç farklı element atomu var. Oysa ki ikiden fazla olmaması gerekiyor. Sadece iki olması gerekiyor daha doğrusu. Bir diğer maddemiz koşulumuz neydi? Aynı tür element atomlarından oluşması gerekiyordu. Bu da son maddeyi katlı oran aramayacağımız koşula sokuyor. Çünkü kükürt ve oksijen var, burada karbon ve oksijen var. Bütün elementlerin aynı olması gerekiyor. Geliyoruz birinci ve ikinci ifadelerde. Azot oksijen, azot oksijen. Burada sorun yok. Karbon hidrojen, karbon hidrojen burada da sorun yok ama bir üçüncü şartımız da şunu söylüyordu. Katlı orana bakabilmemiz için bu bileşiklerin basit formüllerinin farklı olması gerekiyor. Aynı basit formüle sahipse katlı oran bir çıkar. Oysa ki katlı oranı birden farklı bir değer olması gerekiyordu. Şimdi buraya baktığımız zaman en o ki ben bunun basit formülünü yazacak olursam yani iki ile sadeleştirecek olursam buradaki basit formül gene NO2 olacak. Dolayısıyla aynı basit formüle sahipler Burada da yine katlı oran aranmaz diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü katlı oranı hesaplayacak olsak bile şöyle diyelim NO2 var. Burada da N2O4 var. Şimdi katlı oran dediğimizde işlemleri nasıl yapıyorduk? Bu elementlerden birine birini eşitledikten sonra diğerleri arasındaki orana bakıyorduk. Şimdi burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman Azotlar birbirine eşitlendi. E oksijenler de birbirine eşitlendi. Dolayısıyla buradaki oksijenler arasındaki oran biri verdi. Azotlar arasındaki oran da aynı şekilde biri verdi. Oysa ki katlı oranın bir olamayacağını söylemiştik. Dolayısıyla burada da aranmaz. İkinciye geçtiğimiz zaman aynı tür elementlerden oluşuyorlar. Sadece iki element içeriyorlar. E basit formülleri de birbirinden farklı. Bunun basit formülü doğrudan CH4. Bununkisi CH. Dolayısıyla burada katlı oran aranır. Hatta hesaplayacak olsak da CH4'e C2H2 dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Karbonları eşitleyelim mesela. Şurayı 2 ile genişlettiğim zaman C2H8'e dönüştü bu. Karbonlar birbirine eşit olduğu için hemen şöyle bir şey diyorduk. Hidrojen birincinin hidrojeniydi. ikincinin hidrojeni arasındaki oran. Burada 8 hidrojen var. Burada 2 hidrojen var. Dolayısıyla katlı oranımız 4'tür şeklinde işlem yapabiliyorduk. Burada katlı oran aranır diyoruz. Cevap olarak ne yazacağız böyle bir soru geldiği zaman? Hangilerinde aranmaz? Birinci de aranmaz, üçüncü de aranmaz ve dördüncü de aranmaz diyeceğiz. Geçelim bir diğer sorumuza hemen. X ve Y elementlerinden oluşan X, Y, 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranını bize 7 bölü 16 olarak vermiş. Burada da X, 2, Y, 3 bileşiği ile ilgili yorum soruyor. Arkadaşlar böyle bir şey geldiği zaman karşımıza doğrudan gidip atom kütlelerini bulmamız gerekiyor. Yani bileşiklerden birini biliyoruz. Aynı elementlerden oluşmuş iki farklı bileşik var. Bu bileşik sayesinde ben atom kütleleri arasındaki oranı bulabilirim. Atom kütleleri arasındaki oranı bulursam buradaki kütlece birleşme oranını bilirim. Onu bulduktan sonra da ne istiyorsa cevap veririm. Şimdi gelelim bunu yapmaya o zaman. Mx bölü My diyor. X, Y2 bileşiği için. Şimdi bunu değerlendirecek olursam buradaki Mx bölü My dediğimiz yani X kütlesinin Y kütlesine oranı her bir X'e karşılık iki tane Y atomundan oluşuyordur. Ve bunu 7 bölü 16 olduğunu bana söylemiş. Dolayısıyla ben bu bilgiyi kullanarak X ve Y atom kütleleri arasındaki oranı bulurum. Nasıl? Şunları hemen sadeleştiririz. 7 bölü 8 olduğunu söyleriz. Dolayısıyla aslında şurada verilen ifade bana bunu buldurtmak içindi. Geçelim ikinci kısma. 14 gram X'in yeterince Y ile tepkimesinden diyor. Burada yorum yapabilmemiz için ise X2Y3 bileşiğinin yapısındaki... MX bölü MY oranına ihtiyacımız olacak. Şimdi bunun X kütlesinin Y kütlesine oranına bakmak istiyorsak... ...bu defa iki tane X'in üç tane Y'ye olan oranı var karşımızda. E, X ve Y arasındaki oranı biliyoruz zaten atom kütleleri arasındaki oranı. Dolayısıyla X ve Y yerine doğrudan bunları yazabiliriz. 2 çarpı 7 bölü e, 8 çarpı 3. Şuradan gelecek. Dolayısıyla... E, buradaki oran ne gelecek? Şu 2 ile 8'i sadeleştiririz. Burada 4 kalır. 7 bölü 12 gibi bir orana ulaşırız. Dolayısıyla aslında burada bize neyi anlatmak istiyor? Sen bu bileşi elde etmek istiyorsan mx, my ve buna karşılık olarak mx, 2, y, 3. Her 7 gram x'e karşılık 12 gram y kullanmak zorundasın. et kütlenin konumu kanunu bize neyi söylüyordu? Girenlerin toplam kütlesi oluşanların toplam kütlesine eşit olacak. Buna karşılık 19 gram bileşik elde edersin. Ve 14 gram x kullanmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi yeterince de y var elimizde. Eğer bunu iki katı kadar x kullanırsam bunun iki katı kadar y kullanırım. Dolayısıyla 24 gram da y kullanırım ve İstersen şöyle yaparsın bu ikisinin toplamı kadar yani e, 38 gram. Veyahut bunun iki katı kadar aynı şekilde o da biz aynı sonucu getirecek. 38 gram bileşik elde edebilirim. Elde edebileceğim maksimum bileşik kütlesi kaçmış? 38 grammış diyeceğiz. Bir grafik sorusu daha var karşımızda. Bu defa bir grafiğin içerisinde iki farklı bileşik var. Yine aynı işlemleri yapacağız aslında. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşik için... X kütlesinin Y kütlesiyle değişimini grafikte bize vermiş. Birinci bileşiğin formülünün X, Y2 olduğunu söylüyor. Buna göre ikinci bileşiğin formülü nedir diye sormuş. Şimdi grafiği okuyacak olursak arkadaşlar. iki tane bileşiğimiz var. Birincisinde 7 gram X, 16 gram Y ile birleşiyor. İkincisinde ise her 7 gram X, 12 gram Y ile birleşiyormuş. Şimdi bileşikleri ayrı ayrı değerlendirecek olursak. Birinci bileşikten bahsederek başlayalım. Buradaki mx bölü my değerine eşit olacak. Birinci bileşiğin formülünü de bana söylediğine göre her bir x'in iki tane y'ye olan oranına eşit olacak. Ve bunu grafik bana demiş ki 7 bölü 16'ya eşit. Buna göre hemen x ve y atom kütleleri arasındaki oranı yakalayabilirim. Yine bileşim birini kullandım. Ondan sonra diğeriyle ilgili yorum yapacağım. Şu 2 ile 16 sadeleşti. Oran 7 bölü 8 oldu her X atomunun Y atomuna oranı bu şekildeymiş kütle olarak. Gelelim ikinci bileşikten bahsetmeye. İkinci bileşikte de şunu yapalım. Diyelim ki bizim bileşiğimiz X, A, Y, B bileşiği olsun. Şimdi bu katsayıları bilmiyoruz. Bunları bilince zaten aslında cevabı bulmuş olacağız. Şimdi bu bileşik için X kütlesinin Y kütlesinin oranı bu defa A tane X'in B tane Y'ye olan oranına eşit olacak. Ve bunun X ve Y oranını biz kütleler arasında atom kütleleri arasındaki oranı bildiğimiz için diyeceğiz ki X yerine 7 yazabiliriz. Yani 7A'nın 8 B'ye olan oranına eşit olmak zorunda. Şimdi burayı da biliyoruz ve grafik de bu oranın kaça eşit olduğunu bize söylemiş. Diyor ki ikinci bileşik için her 7 gram X'e karşılık 12 gram Y vardır diyor. Bu oran 7 bölü 12'ye eşitmiş. Şimdi dolayısıyla sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman A bölü B oranı karşımıza çıkacak. Şu yedilerden kurtulalım. 8 ile 12 sadeleşsin. Burada 2 burada 3 kalsın. 2'yi de karşıya atalım. A bölü D, B değerinin 2 bölü 3 olduğunu bulalım. Yani en sade durum bu. E bizim bileşimimiz X A Y B ydi. O zaman A yerine 2 B yerine 3 yazdığım zaman bileşim formülüne ulaşıyorum. X 2 Y3 bizim buradaki ikinci bileşiğimizin formülü oluyor arkadaşlar. Hemen zıplayalım bir diğer sorumuza. Bir X atomunun kütlesi bir tane karbon 12 izotop atomunun kütlesinin 3 katından bir eksiktir diyor. Buna göre niceliklerini bulun. Şimdi tek tek değerlendirecek olursak karbon 12 izotopu unutmuyoruz. Bizim referans atomumuzdu zaten. Bağıl atom kütlesini onun sayesinde buluyorduk. Yani bununla diğer atomları değerlendirerek onların sonucuna ulaşıyorduk. Ve diyorduk ki karbon 12 izotop atomunun kütlesini biz 12 atomik kütle birimi olarak kabul edelim ve buna göre diğerlerini yorumlayalım. Şimdi karbon 12, 12 atomik kütle birimi olduğuna göre A'da ne diyor? X'in bağlı atom kütlesini bul. Bu 12 diğerinin bağlı atom kütlesi 3 katından bir eksiktir. Yani 12 3 ile çarp sonra da bu bulduğun değerden biri çıkar diyor. Bu kadar basit bir şekilde 35 değerine bizi ulaştırıyor. Demek ki X'in atom kütlesi bağlı atom kütlesi 35'miş. Bu ne demek? Bir tane X dediği zaman karşımıza 35 atomik kütle birimi gibi bir kütle buluyoruz. Veya 1 mol diyorsa bunun 35 grama eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Geçelim. X 2'den bahsediyor. Şimdi X 2 dediğimizin molekül kütlesini hesaplarken ne yapıyoruz? E her bir X 35 ama bundan 2 tane var. Dolayısıyla 2 ile çarpmamız yeterli oluyor. Buradan karşımıza ne geliyor cevap olarak? Tabii ki 70 geliyor. Bir molekülün kütlesi 70 a.k.b veya bir mol molekülün kütlesi 70 gramdır diyebiliriz. Bir tane X atomunun gerçek atom kütlesini soruyor arkadaşlar. Bu defa gerçek atom kütlesinin ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bir tane atomun gram cinsinden kütlesine biz gerçek atom kütlesi diyorduk şimdi. Bir tanesi 35 a.k.b idi. Dolayısıyla bunun gram cinsinden karşılığını bulmamız gerekiyor ve gram cinsine çevirirken de şu bilgiyi hatırlıyoruz gram Avogadro sayısı ile atomik kütle biriminin çarpımına eşitti. Dolayısıyla atomik kütle birimi grama çevirmek istiyorsan ne yapman gerekiyor? Bu sayıyı NA'ya bölmen gerekiyor. Yani 35 bölü NA Avogadro sayısının bölümünü eşit olacak gerçek atom kütlemizde budur diyeceğiz. Bir diğer soru izotop atomlar ve ortalama atom kütlesi ile alakalı. Galyum elementinden bahsetmiş ve galyum elementinin doğada iki tane izotopun olduğunu bize söylemiş. 69 ve 71 kütle numarasına sahipmiş bu izotoplar. Galyum'un ortalama atom kütlesi 69.8 ise burada izotopların doğada bulunma yüzdeleri kaçtır diye sormuş. Şimdi yapacağımız işlem neydi? Şöyle bir şey yapıyorduk. Birincinin doğada bulunma yüzdesi çarpı birincinin kütle numarası artı İkincinin doğada bulunma yüzdesi çarpı onun kütle numarası böyle gidiyor. Kaç tane izotop varsa bunu yüze böldüğümüz anda biz ortalama atom kütlesi değerine ulaşıyorduk. Bizim formülümüz buydu. Şimdi geliyoruz bize galyumla ilgili ne vermiş? Ortalama atom kütlesinin 69.8 olduğunu vermiş. Bu bilgiyi biliyoruz. Galyum elementinin izotoplarının kütlelerini vermiş. Birisi 69'muş, diğeri 71'miş. Ben bunları neyle çarpacağım? Diyelim ki galyum 69'un doğada bulunma yüzdesi yüzde x olsun. Buna göre sadece iki tane izotop olduğuna göre galyum 71'in doğada bulunma yüzdesi ne olur? Yüzde 100 eksi x olur. Atıyorum bu 50 ise bu da 50 olacak ya da bu 30 ise bu 70 olacak ki toplamları 100 olabilsin. Dolayısıyla bu değerleri yazabilirim. O zaman 69 çarpı x buraya yazarım artı 71 çarpı 100 eksi x de buraya yazarım. Ve bu ifadeyi 100'e böldüğüm anda <laughs> 69.8 değerine ben, beni ulaştıracaktır. Şimdi gerisi zaten matematiğimize kalıyor. 6980 değeri ne eşit oluyor? 69x artı 71'i yüzde çarptık 7100 eksi 71x değerine bizi götürüyor. Hemen şu 69x'i e, 71 xten çıkardığımız zaman e, 71x'i 69x'ten çıkardığımız zaman eksi 2x kalıyor. Onu karşıya atalım. 2x olsun eşittir diyelim. 6980'i de bu tarafa attığımız zaman burayı 120 olarak bulacağız ve x'i 60 olarak hesaplayacağız. Yani bize ne diyor? Buradaki galyum 69 izotopundan bahsediyorsak doğada bunun bulunma yüzdesi %60'mış. Peki galyumun diğer izotopu olan 71'in doğada bulunma yüzdesi kaç olacak? Dedik ki o 100 eksi x'e eşitti. Yani geri kalan %40 da Galyum 71'e aittir. Dolayısıyla cevaplarımız da bu şekildedir diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> bir diğer soruda neler vermiş bize? Bağıl molekül kütlesi 16 olan metan bileşiği için aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. Şimdi ilk soruda bir tane metan molekülü kaç gramdır diyor. Taneyi gram cinsine istiyor. Arkadaşlar şuna dikkat. Bağıl molekül kütlesi 16. Burada şu bilgiyi unutmuyoruz. Gram demek Avogadro sayısının atomik kütle birimi ile çarpımı demek oluyordu. Bir tane molekülün bu olması da şu bilgiye bizi götürecek. Bir tanesi metan molekülü 16 atomik kütle birimi kütleye sahip bir mol diyecek olursa bu 16 grama eşittir. Tane'nin karşılığı atomik kütle birimi, molün karşılığı ise gram cinsinden olmalıdır. Buna göre bana tane cinsinden verip gram cinsinden istiyorsa hemen yapacağım şey şu olacak. Eğer bu 16 atomik kütle birimi ise bunun gram cinsinden karşılığı 16 bölü ena gramdır demem gerekiyor sadece şu geçişleri kullanarak. İkinci de ne diyor peki? Avogadro sayısı kadar atom içeren metan kaç gramdır diye soruyor. Şimdi B'den bahsedecek olursak yapıya bakıyoruz bir tane karbon dört tane hidrojen var. Yani 1 mol metandan bahsediyorsan bunun yapısında toplamda 5 mol atom olması gerekiyor. Avogadro sayısı kadar atom içerdiğini söylüyor. Avogadro sayısı kadar tanecik içermek demek bir mol olmak demektir. Demek ki yapısında bir mol atom varmış. Buna göre bir mol atom içeren metanın kaç mol olduğunu buradan hesaplayabiliriz. Hemen beşte biri olduğuna göre birin beşte biri kadar yani 0.2 mol metan vardır elimizde diyeceğiz. Şimdi elimizdeki metanın mol sayısı 0.2 benden ne istiyor peki? Kütlesini istiyor. Ben şöyle bir bilgiye de sahiptim metanla ilgili. Diyorduk ki bunun bir molü 16 grammış. Bize kütle olarak bunu vermişti. Elimde 0.2 mol olduğuna göre bu 0.2 molünün kütlesi kaçtır dediğim zaman aslında sorunun da cevabını vermiş olacağım. 5'te 1 olduğuna göre 16'nın 5'te 1'ini alacağım. Yani 3.2 gram kütlesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğiz. Geçelim şimdi C şıkkından bahsetmeye. 2 mol hidrojen atomu içeren metan bileşiği kaç tane karbon atomu içerir diye sormuş. Şimdi yapıyı incelediğimiz zaman bunun 1 molünün içerisinde 4 mol hidrojen atomunun yer aldığını görebiliriz. CH4 diyor çünkü. Buna göre 2 mol hidrojen atomu içeren kaç moldür diye sorduğumuz zaman aslında molekülün mol sayısını bulmuş olacağız. Dolayısıyla yarısı kadar yani 0.5 mol elimde molekül varmış. Sonra geçeceğiz. Aynı işlemi şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bunun bir molünün içerisinde Avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu vardır. Çünkü her bir molekülde bir tane karbon var. Her bir mol molekülde bir mol karbon yani Avogadro sayısı kadar karbon olmak zorunda. Bire bir olduğu için. E, dolayısıyla benim elimde 0,5 mol bileşik olduğuna göre ve 0,5 mol karbon içerdiğine göre... Bunun içerdiği karbonun sayısı kaçtır demem yeterli olacak. E buradan ne geliyor? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün yarısını almam yeterli olacak. Yani 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon elimde vardır diyebileceğim arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Gene mol sayısı ile ilgili bir soru var karşımızda. 0.4 mol N2O gazı bulunan bir kaba. N2O gazı ile eşit kütledi e, oksijen atomu içeren karbondioksit gazı eklenmektedir. İkisinin içerdiği oksijen kütleleri dolayısıyla da oksijen atom sayıları birbirine eşitmiş. Buna göre son durumda kapta toplam kaç gram gaz bulunur toplam kütleyi bulmamı bizden istiyor. Şimdi şunu söyleyeceğiz elimizde başlangıçta ne var? NO2 var ve bu NO2'nin 0.4 mol olduğunu biliyoruz. Peki bunun içeriğini değerlendirecek olursam demek ki 0.4 mol olduğuna göre kendisiyle aynı mol sayıda pardon N2O bileşiğiydi bu kendisinin iki katı kadar mol sayıda azot içermesi gerekiyor. Çünkü her bir molekülün içerisinde iki tane azot var. Yani elimde 0.8 mol azot var ve buna karşılık olarak bir olduğu için oksijenin altında yazan sayı kendisi kadar. Yani 0.4 mol oksijen varmış. Geçiyoruz diğerine. Diğeri de karbondioksitti. Karbondioksitin mol sayısını bilmiyoruz ama bildiğimiz nedir? Karbondioksitin de 0.4 mol oksijen atomu içerdiği. Çünkü eşit miktarda oksijen atomu içeriyor. Şimdi bu bilgiden yürüyerek biz karbondioksitin kendi mol sayısını bulacağız. Ne diyeceğiz peki? Her bir molekülün içerisinde iki tane oksijen atomu olduğuna göre demek ki bunun yarısı kadar karbondioksit vardır elimizde. Yani 0.2 mol karbondioksit varmış ki 0.2 çarpı 2'den 0.4 mol toplamda oksijen olduğunu buradan kararlaştırmışız. Benzer şekilde molekülün içerdiği karbonun mol sayısı nedir? Onu da 0.2 mol olduğunu söyleyebileceğiz. Çünkü karbondioksitten bahsediyorsak her bir molekülün içerisinde bir tane karbon var. Şimdi bu bilgileri elimize aldığımıza göre e, kaçar mol hangi maddeden var onu biliyoruz. O zaman kütlelerini ayrı ayrı hesaplayıp topladığımız zaman toplam gaz kütlesini bulmuş olacağız. Diyelim ki elimizde N2O molekülü var ve bunun molekül kütlesini önce bulalım. Nasıl bulacağız? İki tane azot var dolayısıyla 2 çarpı 14 oradan gelecek artı bir tane oksijen var. Dolayısıyla 16 da oradan gelecek. Topladığımız zaman 44 bilgisine gideceğiz. Bu ne demek oluyor? 1 mol diazot monoksit bileşiği 44 gram kütlesinde demek oluyor. Elimizde kaç mol var? 0.4 mol var. Dolayısıyla 0.4 mol N2O bileşiği kaç gramdır yapmamız gereken işlem? Bu kadar basit olacak. 0.4 çarpı 44'ten 17.6 gram olduğunu bulacağız. Yani karışımda toplamda 17.6 gram diazot monoksit var. Peki karbondioksit için aynısını yapacak olursak karbondioksit bir tane karbon içeriyor dolayısıyla 12 oradan geliyor artı iki tane oksijen içeriyor. 2 çarpı 16 da oradan geliyor ve burayı da yine 44 buluyoruz. Yani gene aynı şekilde 1 mol karbondioksit gazı 44 gram kütleye sahip. Buna göre bizim elimizdeki bu 0.2 mol karbondioksit gazı kaç gramdır dediğimiz zaman bu defada karbondioksitin kütlesini bulmuş olacağız. Ki o da 44'ün 0.2 katı olduğu için 8.8 olacak. E, toplam kütleyi istiyorsa bizden yapmamız gereken nedir? 17.6 gram. Diyazot monoksit artı 8.8 gram da Karbondioksitten gelecek bunların toplamları da bize Toplam kütleyi verecek yani 26,4 gram toplam kütle olduğunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim bir de tepkime denkleştirmeden bahsetmeye, tepkimeler üzerine konuşmaya. Aynı zamanda tabii ki tepkime türlerini de değerlendirmiş olacağız burada. Ee, bir tane tepkime vermiş diyor ki bu denklemle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi denk olmayan bir tepkime var o zaman e, denkleştirme işi bize düşüyormuş. Şöyle yazalım C2H5OH var birazcık boşluklu yazalım. Oksijen var artı karbondioksit oluşuyor bunun sonucunda ve buna karşılık olarak su bileşiği oluşuyor. Böyle bir tepkime yapacağımız şey şu oluyordu. En kalabalık hangisi ise onu seçiyoruz. Ona göre kat sayıları belirleyeceğiz. Diğer tarafın kat sayısını. Şimdi en kalabalık grup burada. Dolayısıyla buradaki atom sayıları karşı taraftaki atom sayılarına eşitlenmeli. Nasıl eşitleyeceğiz? İki tane karbon var. E diğer tarafta da iki tane karbon olabilmesi için karbondioksitin kat sayısı mecburen iki olacak. Geçiyoruz. Hidrojen bir burada var, bir burada var. Burada kaç tane hidrojen var? 5 artı 1'den 6. Diğer tarafta da 6 hidrojen olabilmesi için bunun katsayısı 3 olmalı. Şimdi oksijenleri bu, burada 3 var, diğer tarafta da 3 olsun diyemem neden? Çünkü burada iki tarafta da oksijen var. O zaman ne yapacağım? Tam tersini yapacağım. Bunların ikisinin de katsayısını bildiğime göre buradaki toplam oksijen sayısını buradaki oksijen sayısına buranın katsayısını belirleyerek yerleştireceğim. 4 tane oksijen burada var. 3 de burada var. Karşıda toplamda 7 tane oksijen var. E bu tarafta da 7 tane oksijen olmasını istiyorsam ne yapacağım? Birisi zaten burada. Geriye kalan 6 tane oksijeni O2 yapısından çıkarmam gerekiyor. Dolayısıyla bunun katsayısına da 3 yazdığım zaman artık 6 tane burada, bir tane burada 7 tane oksijen olur. E karşıda da 7 oksijen vardı zaten. Denkleştirmeyi tamamlarım. Şimdi gelelim öncüllerden bahsetmeye. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde O2'nin katsayısı 3 olur. Tıpkı bizim bulduğumuz gibi evet 3 oluyor. Tepkimenin türü yanmadır dedik ki bir maddenin oksijen ile verdiği tepkime ister açı alev çıksın çıkmasın yanma tepkimesidir. Dolayısıyla girenlerde oksijeni görüyorsam yapıştırıyorum. Evet bu bir yanma tepkimesidir. Tepkimede toplam kütle ve yük korunmuştur diyor arkadaşlar. Bütün fiziksel ve kimyasal tepkimelerde bakmaya gerek yok. Yani bana bir kütle değeri vermesine gerek yok. Toplam kütle ve toplam yük her zaman için korunur. Sadece radyoaktif tepkimelerde bu değişken olabilir. Dolayısıyla hangileri doğrudur diyor? 1, 2 ve 3, 3 ifadede doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Peki o zaman gelelim şu ödevlendirmelerimizi bir yapmaya. Daha önceden ödev olarak almıştık zaten bunları çalışmalarımızı tamamlamak ve tekrar etmek için sıfırdan ona kimya kitabını karşımıza bir alıyoruz arkadaşlar. Neler yapmıştık neler yapacağız neleri tekrar etmemiz gerekiyor onlardan bahsetmek için. Kimyanın temel kanunları kısmını tamamladık ve mol kavramı kısmında ne yaptık baya bir yol kat ettik mol kavramını da bitirdik. Yani ilk 34'e kadar çözmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Neler var karşımıza çıkacak? Tabii ki 34'te bitmiyor arkadaşlar. Devamında söyleyelim. Kimyasal tepkimeler ve denklemlerde tepkimeleri tamamladık ve denklemlerin denkleştirilmesini yaptık. Tepkime türleri üzerine çalıştık. 50. sayfaya kadar bizim tamamında sorumluluğumuz olacak arkadaşlar. Burada e, kitapta sol tarafta konu anlatımı olan kısımlarda bilmemiz gereken özellikler ve bununla ilgili Yan tarafta bir test kısmı olacak 6 sorudan ya da 5 sorudan oluşan. Aynı şekilde kazanımları bize anlattıkça sorular soracak dolayısıyla kazanımlar konusunda kendimizi geliştireceğiz. Kazanımları burada tamamladıktan sonra ise tara geç kısımlarıyla bölümleri bize şöyle bir güzelce tekrar ettirecek. Bunları çalıştıktan sonra işte devam edecek mevzumuz her bölüm için aynı şeyi yapacak. Sonuna doğru geldiğimiz zaman ise e, ünite testleri bizi bekliyor olacak. Şimdi sıfırdan ona kimyaya güzelce çalıştıktan sonra da dinamo kimya kitabını alıyoruz. 10. sınıf dinamo kitabımızı. Aynı bölümler tabii ki aynı kısımlar burada da karşımıza çıkacak. Buradan da çalışmamız gerekecek. Kimyanın temel kanunlarını tamamen çalışacağız. Mol kavramını tamamen çalışacağız. Ve kimyasal tepkimeler ve denklemler kısmını tamamen çalışacağız. Yani 48. sayfaya kadar bizim çalışmamız gereken kısım olacak arkadaşlar. Burada da her sayfada bir örnek çözümlü soru olacak. O çözümle ilgili aynı kazanıma ait 4 tane soru aşağıda bizi bekliyor olacak. Her sayfada bu kendini tekrar ettikten sonra bölüm sonuna gelince bir tarama testi bizi bekliyor olacak. Her bölüm tamamlanınca da tarama testlerini çözerek kendimizi iyice geliştireceğiz. Diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu, anlamadığımız bir kısım oldu. Kare kodlar iki kitapta da bizim yardımcımız arkadaşlar. Çözümlü örnekler daha doğrusu video çözümleriyle eksiklerimizi giderebilir, konuyu tam anlamıyla öğrenebiliriz. O zaman bu kitaba da çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu her zamanki gibi cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve iyi bir sınav dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.